Hanımlar beyler, Green Hill'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih 11 Kasım'ı gösteriyor ve oyunu burada kaydetmiştik. Şimdi, sağlık durumumuz gayet iyi, suya birazcık ihtiyacımız var. Saat 6.30, güneşin ilk ışıkları bu iğrenç yeri aydınlatmaya başlamışken, biz tırmanma kancasıyla Lambda 2 isimli yere gitmeye çalışacağız bu bölümde. Fakat yolu bulabileceğimizden emin değilim. Yolda umarım bir kaplan saldırısı, bir yılan ısırması, bir solucan teması falan bir şey yaşamayız. O yüzden müthiş dikkatli ilerlemek zorundayım. Tabii biraz şanslıysak yolda Hindistan cevizi buluruz. Çünkü susuzluğumuz yarı seviyede. Susadıkça enerjimiz düşecek. Enerjimiz düştükçe... Şunu alabilirsem. Alamıyorum, tamam. Enerjimiz düştükçe biliyorsunuz... Şuradan mı gidiyorduk? Kondisyonumuz düşüyor. Uykumuz gelmeye başlıyor. Yolda bayılıp kalabiliriz. Ki bayılıp kalırsak muhtemelen yerde... Büyük ihtimal yine vücudumuza solucanlar girecektir. En istemediğim şey. Asansör. Gariplik oldu. Çalışmadı. Ses var, görüntü yok şeklinde kaldık ama. Burada da bir halat var bu arada ama. Burası asansör bozulursa herhalde kullanacağımız bir yer. O riske şu an girmeyi açıkçası çok düşünmüyorum. Her şey bayağı garantici bir şekilde ilerlememiz lazım. Akrep falan yoksa... Evet, devam edebiliriz. Şimdi yolumuzu bulmamız lazım. Patikayı izleyeceğim. Belli bir noktadan sonra... arabanın oluşturduğu yol çizgileri vardı hatırlarsanız. Bir noktaya kadar onu takip ederek gelebiliriz diye düşünüyorum. Sonrasında da artık... bir şekilde yolu bulmaya... çalışacağız. Buradan mıydı, buradan mıydı? Buradan yol gidiyor. O zaman burası olabilir. Aynen, sanki böyle bir yerden gelip sağa dönmüştük bir süre. Havada kararıyor muydu, neydi? Akşam saatleriydi gibi hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Şimdi... Bir yılan tıslaması duyduğumuz anda durmamız lazım bu arada, eğer duyarsak. Fare var. Hindistan cevizi göremiyorum etrafta. Aşağıdan mıydı, buradan mıydı ya? Ona çok emin olamıyorum şu an. Sesleri dinliyorum dikkatlice. Burada Hindistan cevizi yok. Şu su sıkıntısını aslında çözersek hani kampımı bile kurmaya başlarım, ev inşa ederiz. Çok fazla ses var etrafta. Evet, yolu bulduk. Yolu tam tersine takip edeceğiz. Domuzlar bir noktada bana kafa atacakmış gibi hissediyorum ama hadi bakalım. Şimdilik bir şey yapmadılar. Görünce kaçıyorlar. Belki çok sıkıştırırsam onları. Ha, güzel. Buraya kadar geldik. Şimdi şöyle hızlıca bir haritaya baksak. Jeep'in olduğu noktadayız. Lan böyle geldik. İleriden bir şekilde döneceğiz. Şuradan geçeceğiz. Yani güneye doğru ilerleyeceğiz. Şu an hangi yöne ilerliyorum? Doğuya. Jeep'in oradan nehri geçtik. Nehir kurumuş karşı ama haritada var mıdır bilmiyorum hala.
Ve doğuya doğru ilerliyoruz. Böyle bir yerden geçmiş miydim ya? Yol buradan devam ediyor. Sen ileride bana çok yaklaşma. Armadillo. Şu patikayı takip edelim bakalım. Böyle bir yerden geçmiş miydim ya? Kafam çok karıştı şu an. Geldiğim yere geri dönüyor gibi hissediyorum ama. Dur bakalım. Sanki burası asansöre giden yer değil mi? Eğer öyleyse ben bu yolu tam tersine gitmeyi nasıl başardım? Anlarız birazdan. Yol çizgileri falan kayboldu çünkü. Evet, orası. Ben bunu nasıl başardım acaba ya? Deminden şimdiye geldim resmen. Şipe kadar gelip geri dönmek. Belki bir işarettir. Bir Hindistan cevizi düşer buradan biz geçerken. Çünkü hala suya ihtiyacım var. Ya bir tencere falan bir şey bulabilsem şu oyunda. Açıkçası. Mis gibi su kaynatır, suyumuzu içeriz. Etrafta su aslında var, hani bir sürü nehir var. Su toplayabildiğimiz ama kaynatamıyoruz. Ya da ne bileyim şeydeki gibi, Long Dark'taki gibi arıtma tabletimiz de yok. Ağrı kesiciler yerine mesela arıtma tableti daha çok işime gelebilirdi. Çok yanlış yerlerden gidiyorum sanki ama. Bakalım. Heh, yolu tekrar bulduk. Burası ilerlediğimiz zaman jipe gidiyordu. Jipten sonrasına bakacağız. Jipten sonra benim doğuya değil batıya ilerlemem lazım demek ki. Böyle bir ormanda kaybedeceğiniz her vakit çok ölümcül olabiliyor. Bunu söyleyebilirim. Rahatlıkla. Yok, bir kere böyle bir yerden gelmedim. Yol çizgileri nereye kayboldu? O kadar şey sık bir orman ki yani her tarafta otlar, çiçekler, çimen. Bastığınız her adıma muazzam dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yoksa her an her taşın altından bir şey çıkabilir. Biz yolu tekrar bulduk. Az önce kaybettiğim yol. Buradan ne tarafa? Yukarı mı? Yılan sesi geliyor bir yerden. Yine bir yılan sesi. Bir tıslama.
Jeep burada. Biz Jeep'e bu yönden yaklaşmıştık. Öyle hatırlıyorum. Yoksa diğer yönden yaklaştık ya. Burası doğuya gidiyor. Burası yine geldiğim yere gidecek o zaman. Hani biz bu taraftan yaklaştık. Şöyle geldik Jeep'e. Ben nasıl oldu da buradan çıkmayı başardım peki? Neyse. Şu an doğru yolda ilerlediğimi düşünüyorum. Hatta ileride bir şeyler vardı böyle Jeep'e gelmeden. Bu yolun başlangıcında. O çok daha ilerideydi. Şimdi yoldaki çizgiler. Buradan devam ediyor. Çamurlu bir yerler vardı geçtiğimiz. Onu hatırlıyorum. Burası da doğru. Her zaman söylerim yani bir ormanda ilerliyorsanız arada geri dönüp arkadaki manzaraya bakın diye. Bakın bu sefer onu yapmadım ve yol bulmakta çok zorlanıyorum. Yol çizgileri burada, tamam. Böyle giderken arada dönün mesela şu manzarayı görün. Çünkü ormanda her yer birbirine benziyor. Giderken gördüğünüz manzarayı dönerken asla bulamazsınız hani. Buramda böyle büyük bir ağaç vardı falan. Onu geçeceksiniz. Buradan yol ne tarafa? Buradan devam ediyor. Tamam. Bundan sonrasında mesela bu yol buradan mı başlıyordu? Bir nehir gibi bir şeye geliyorduk ama yol bir nehrin kıyısından geçiyordu hatırlarsanız. Şu an yönüme bakayım. Güney. Doğru olması lazım. Gittiğim yön. Geldiğim yere geri döndüm. Tamam. Nehri bulursam biraz rahat edeceğim. Buradan devam ediyor. Nehri hatırlıyorsunuzdur. Hani yol takip ettik sonra evet bakın. Yani şu ağaçlar çok ilginç demiştik. Bataklık vesaire demiştik. Buraları hatırlıyorum şu an. Bu arada sürük falan bir şey yapıştı galiba benim vücuduma. İğrenç. Arada onları kontrol etmek gerekiyor. Kan emiciler. Neyse kene yok en azından oyunda. Sürüyü çekip çıkartıyoruz da keneyi... Acaba var mı oyunda şu an? Yok dedim ama. Yol çizgileri. Herhalde devam ediyor bu şekilde. Aynen. Bahsettiğim nehre ulaştık. Buradan sağa döneceğiz. Suyu geçip. Dönebilirsek ya şu yerlerin kampına dönüp oyunu bir kaydederiz önce. Orada çadırımız duruyordu. Çadırımız vardı hala duruyorsa. Bizim için iyi olur. Yengeç.
Şu an tek korkum kaplan açıkçası ya. Bir yerden fırlayacak diye. Ha, kaçamıyorsun da kaplandan. Silahın falan da yok. Saldırayım desen bu bıçakla ölmüyor. Kaplan zannettim seni bir an. Yürü git buradan. Yol çizgilerinin başladığı yer olsa. Heh, hala devam ediyor burada. Susamaya da başladık, çok güzel. Yılan sesi. Bir Hindistan cevizi çok iyi olurdu şu an. İçi sulu. Sanırım yol çizgileri burada bitiyor. O zaman şu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Doğru mu? Doğru diyor. Ne oldu be? İsilik. Müthiş. Bir o eksikti. Karınca falan mı? Evet, karınca yuvası. Oh. İsiliğe ne iyi geliyordu? Makrobesinler, akla sağlık, çizik, isilik. Bandaj ile antihistaminik özellikler taşıyan zımbırıklar lazım. Bandaj yapabiliyoruz sanırım. Bandajımız var. Antihistaminik. Mesela tütün yaprağı olur mu? Deneyelim. Bu da değil. Burada. Hayır, bu olmuyor. Üret diyelim tekrar. Bandajla hosta pansuman. Bunu deneyelim. Tekrar. Diğer bacak. Evet. Güzel. En azından bunun çözümünü bulduk. Şimdi... Çünkü susadım deyip duruyor. Hiç hayra alamet değil. Çünkü suyumuz yok. Enerjimizi biterse ben buralarda bayılmak istemiyorum. Yolu bulabilecek miyiz ondan da emin değilim ama. Aslında çeşitli yerlere belki işaretler bırakmak mantıklı olabilirdi. Ve tek sopayla falan yapılabilen bir şeyler olsa. Gerçi nereye gideceğimizi de bilmiyorduk ki. Bilmeyen meyve. Al. Şeye benziyor. Durian fruit dedikleri iğrenç kokulu bir tane meyve var ya. Hiç yemedim ama şeyden hatırlarsınız. Don't Starve'dan. Don't Starve'da vardı. Hiç beğenmezdi yediğimiz karakter o şeyi. Bu ne? Burada bir yapı var. Geri altın madenine dönmedim değil mi? Yeni diyalog açıldı. Bir şey buldum. Binalar var. I found something. Some buildings. What kind of building? I don't know yet. Give me a moment. Burayı bulmayı beklemiyordum bu arada. Dur dur, belki burada içecek buluruz. Tabii kayıt imkanı varsa önce kayıt. Uyuşturucu atölyesine benziyor. Drug factory maybe? Wait, wait, what? A drug factory? Here? Are you sure there's no one in there?
Kimseyi göremiyorum. I haven't seen anyone. But a place like this should have been guarded, right? Aha, tencere var orada. Someone might show up. Don't linger. All right. Well, I'll let you know if I find something useful. Bambu su kolektörü. Nerede buldum onu bilmiyorum ama görmüşüm herhalde, kaydetti. Bakacağız bakacağız. Bütün notlara falan bakacağız ama oyunu kaydetmek zorundayım şu an. Kayıt noktası var mı diye araştırıyorum, yoksa eğer. Hemen bir çadır kurmam gerekebilir. Hah, var. Müthiş. Oh, çok iyi oldu burası var ya. Haritada nereye denk geliyor hemen bakalım. Buradayız. Demek ki nehri takip edersem buradan çıkışa ulaşabilirim. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Konuşmalarımızı yapalım. They even have a microwave here. In the middle of the jungle? What for? I think they used it to dry out the drugs. It's one of the steps in manufacturing narcotics. Right. Anything you can use? What? I don't want to get high out in the middle of the jungle. Jake, I meant tools and such. No. Too bad. Burada bambu su biriktiricisi bu demek ki. Kendimize burada su şey yapabiliriz, toplayabiliriz. Kimse gelmemişken. Oyun kaydettik, artık kafam rahat. Vallahi temiz su var. İç. Ve bunu da al yanına. Oh, başka bir şey isteseydim keşke. Odun kömürü. Boş konserveyi aslında niye aldı bilmiyorum da. Sağlığımız nasıl? Hala susamış durumdayım. O su yetmedi bize. Bakalım ne yazıyor burada. Biçiciyle bir çuval yaprak biç. Asit ve gübreyi mavi şişe üzerine dök. Yoğur, fırçalara koy falan filan. Bu uyuşturucu tarifi midir nedir? Bilmedim. Burada da kafayı bulmayalım. Yanlış bir şeyler içip. Az önce okudum değil mi? Evet. Yeni diyalog açıldı. Dur bakacağız. Bu dalga pek kullanılabilir durumda görünmüyor. Toplanan her biri 10 kiloluk 20 çuval yaprak. Her gün 200 kilogram saf mal üretiliyor. Ekibin çoğu öldü, yaprak yok. Salgın demek istiyor herhalde. Salgın tekrar başladı. Üretim durduruldu, gönderme hazır. Aha. Yine arkadaşça. Al. Bulunsun. Ya niye... Çok mu ağırlaştım? Çok yavaş yürüyor bizimki de. Evet, ağırlık olayı varmış. Tamam. Şu boş konserveleri şimdilik atayım. Zaten yorgunuz, hani daha fazla şey olmasın. Bu nedir? Burada yetiştiriyorlar herhalde şeyleri. Kurutuyorlar diyorlar. Bilmiyorum, anlamam o işlerden. Suyumuz birikti mi burada? Birikmiş bir miktar. Ateş yakalım. Diyeceğim ama su yok etrafta. Geceyi geçirsek acaba susuzluktan ölür müyüz? Öğrenmenin tek bir yolu var. You don't think that the tribe attacked them, do you? It could be why this place is empty. The Jabahuaca are not violent. If it was them, they must have
been provoked. This place almost looks untouched. I mean, if they were at war, wouldn't they have burned it down? They would have never started a fire in the jungle. They consider it sacred. Right, right. Okay, over and out. Konuşmamız daha vardı. Even found some cages. Someone was being held here. Any idea who it was? Kabile ismi. Şeyi kaçırdım ya. Kimi tutuyorlar mı? I found some amulets here. Why would they lock up a tribesman? Ha, kanını falan şey yapmak için olur. Maybe there's a village nearby. Maybe there's a conflict. I don't think they got along well. It's possible. Şimdi bizim envanter bayağı bir doldu. Hindistan cevizinin kabuğunu atabilirim bence. Şunu da hatta işle diyelim. Sonra şunu yiyelim. Alma almayı. Bunu da ye. Tam biraz hafifledik. Yok yok, şu an su içemezsin. Suyumuz yok. Sabaha bekle. Susuzluktan canımız azalıyor büyük ihtimal şu an. 3.46. Su birikmiş midir? Hazır yağmur da yağıyor. İç. Bastıkça içiyorum ya. İyi, güzel. Biraz daha uyuyalım o zaman. Sabah ona kadar birazcık daha da olsun. Son yemek ihtiyaçlarımızı da hallederiz. 5.30 iyidir. Bundan ev yaptığımızda bizim de mutlaka yapmamız lazım birkaç tane. Fena değil. Biriken su. Etrafta yiyecekler vardı. Onları tüketelim. Trent yoldan mesaj geldi. Boş konserve değil de atıştırmadığı ye bakalım. Karbonhidratı ve yağ aldık bir miktar. Protein ihtiyacımız var. Kurutulmuş et vardı burada. Aynen. Bunu da ye. Çok güzel. Biraz daha karbonhidrat, biraz daha şey. Envanterde meyvemiz var mı yenebilecek? Yani şunu burada denemek istemiyorum bu yemeği. Fındık bize yağ veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Karbonhidratı çoğunu bu veriyor. Protein mi lazımdı biraz daha? Evet. Dur bakalım. Belki yolda şeyde etrafta buluruz. Onları yeriz. Konserveyi alalım yanımıza. Not okuduk mu? Ödenen paralar hırsızlık nedeniyle elemine edildi. Ha, hırsızlar falan var demek ki. Belki onları şey yapıyor olabilirler mi? Boş konserve istemem. Mektup. Sevgili Marcella. Bu kadar geç yazdığım için özür dilerim ama sürekli olarak mesaideyiz. Yemek yemek veya biraz kestirmek için bile çok sınırlı vaktim oluyor. Orman şehirden daha güvenli ama sıcaklık inanılmaz rahatsız edici ve her yer böcek kaynıyor. Her yerim ısırdılar ama şikayetçi değilim. İyi para kazanıyorum. Bize gereken miktarın yarısını cebe attım bile. Raul diye bir adamla tanıştım. Bize yardım edeceğine söz verdi. İnsanları teknelerle götüren kaçakçılar tanıdığını söyledi. Karayoluna göre tekne daha güvenli oluyormuş. Onlarla tanışmak için ekstra para ödemem gerekecek ama merak etme, hallederim. Yakında yanına döneceğim ve seni bu cehennemden kurtaracağım. Beni bekle, kendine iyi bak. Sevgilerimle, Tiago. Kaydetmeyi unutmayalım. Yani. Su içelim. Birikmiştir belki biraz daha. Yedi, güzel. Susuzluğum tamamen gidene kadar burada birazcık oyalanacağım.
En azından yarının üstüne çıkana kadar. Çünkü burada çıkacağız. Artık tenceremiz var. Şey yapmayı biliyoruz. Yeni görev. Ben neyden kaçıyordum? Bir nerede? Beni kabile köyünden aradı. Korktuğu şey neydi? Ben neyden kaçıyordum? Keşke 33. günün devrinin sırası kam oldu. Erzam yok. Mia cevap vermiyor. Falan filan. Bunlar daha önce baktığımız şeyler hep. Tırmanmak amcasını bulduyduk. Ormanın ortasında bir uyuşturucu laboratuvarı. Terk edilmiş olduğu için şanslıyım. Benim gibi bir gringoyu anında vururlardı. Ama herkes nereye gitmiş olabilir? Malı da arkalarına bırakmışlar. Aslında ben şu... Neden aklıma gelmedi ya? Bunun koordinatı yok mu bizde? Var. 46 batı 24. Buradan doğru şeyi bulabiliriz. Bilmeyen meyve. Evet. Buradan doğru şeyi bulabiliriz. Geçeceğimiz yolu. Ne okumuş muyduk? İlk okuduğumuz buydu zaten. Ben ne arıyordum? Yemek. Karnımızı iyice doyurabilirsek gitmeden buradan. Burada var yiyecek bir şey. Cips var. Cipsi yanıma alayım çünkü benim karbonhidrat ve yağ değil, proteine ihtiyacım var. Güzel. Susuzluğumuzu bayağı bir toparlıyoruz şu an. Buradan da bu arada yol gidiyor gibi. Yılan sesi mi duydum ben? Her neyse. Burası bölümün sonu olsun. Çünkü 32 dakika olmuş. Yolumuz daha uzun. Gideceğimiz yerler var. Onları bir sonraki bölüme saklayalım. Onu ben tekrar bir kaydedeyim. Şu susuzluğum falan kayıt aracı çözmeye çalışıp ardından yeni bölüme başlayalım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı okumaya başladım. Bu oyunu bekleyen arkadaşlar da varmış. Daha önce izlenmiş olanlar. Hepsine sevgiler. Desteğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yağmurlu bir günde.